Hemen kaydı tekrar başlatıyoruz ve gidip hemen dedikodusunu yapmamız lazım kankalarımızla. Küçük bir sake. Why not? Neden olmasın? Arada böyle caddelerde traditional kültürel şarkılar geliyor ya, aşırı hoşuma gidiyor. Hadi siz de gelin. 2 XP alalım. Hadi gelin gelin. Aynen öyle. Street Punks. Yakınlaş bakayım. Mamba çok daha güçlü 7. oyunda. It's a fact. Bir tane pet şişeden bu kadar dayak yiyememişsin be Adachi ya. Yani bir pet şişe bak, pet şişe. Senin elinde sosis var gerçekten. Siz havaya geliyor musunuz bilmiyorum bu arada. Umarım gelmiyorsunuzdur. Azıcık kafa dinleyelim. Orada ayrı bir hayatımız olsun. Japonya kankaları, Amerika kankaları olarak. Japonya'nın ters yolları. Çok çarpıldım. Hep sağdan gitmeye çalıştığım için. Hala arada farkında olmadan yapıyorum bu hatayı. Nerede? He, oraya gidiyoruz. He, oraya. Okey. Ya işte Judgment'da olsak, Lost Judgment'da olsak şu an kaykayımızı almıştık, saniyesinde oradaydık var ya. O kaykayı o kadar özlüyorum, o kadar özlüyorum ki. Hadi şu alt geçitten geçelim. Dördüncü oyun olsa buralarda geziyorduk. Bir tarafta kaldı. Şuradan gidelim. Ne oldu sana? Bu adamın canı çıkmış. Geçen oyunda hep ayakta beklemekten 2 oyundur herhalde. Şey diyor, hamburgerler sağlığın için aslında iyi, ha 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 diyor. Benim bentolarım var. Ben bentocuyum. Asya mutfağı takılıyorum. Half Eaten olarak bulsam da çok iyi olur yani. Hemen gelecekler ya. Hawaii'ye gitmek istiyorum canım. Hawaii. Yeter artık Yokohama'da takıldığımız. Umarım bu itemlarımız bizimle birlikte geliyordur ya. Tüm paramı boşa harcamış olacağım yoksa. Burada bizim çorbacımız duruyor mu? Duruyor. Çorba alalım. Bakayım yan yana mı duruyorlar? Aynen. Bunları biz sevgili yapmıştık. Ben kebapçıyım. Anı bunu bilmem. Kebap da güzel. Lakin oyunda kebap yok. Olsa Smile Burger'da depolayıp da boss'a gidiyorsun ya, canın sıkıldığı yerde health basmak yerine burger yiyorsun. Aynı o mantık. Ama ben burger almaya hep üşendiğim için ve aslında pahalı da olduğu için marketten bentoları sıralıyorum. Bayağı gidiyor yani. Hiç böyle stamina XX almaya falan uğraşmıyorum. Hemen fark edin zaten. Keyfinize göre. Güzel bir acılı adan olacaktı şimdi, değil mi? Hadi
sen ne yapıyorsun burada? Ha, ayakkabısının bağları çözülmüş. Bu Japon oyunu, ben her şeyi beklerim yani. Mamba hadi bir vuruş daha. Mamba sen niye bu kadar güçsüzsün bu oyunda ya? Şöyle. Ben bir save alalım. Kendimden hiç emin değilim. Bayağıdır save almamışız bu arada. Hadi gidiyoruz. Hayır, size yakalanmayacağım. Hayır. Bu bombaları da iyi topladım. Umarım gerçekten Hawaii'ye gittiğimizde yok olmaz. Survive'a geldik. Dedikodusunu yapıp olayların çözümüne ulaştırıp artık Hawaii'ye gidelim lütfen. Artık vakti gelmiş olsun. Soğuk. Arakawa Akane'yi asla canlı olarak bulamadı, öyle mi? Ha. Oh. Yani annemle o kadar çok buluşmak istemiyorum ama benim patronun sevdiği kadına saygılarımı sunmayı gerçekten istiyorum. Sanki benim bir görevimmiş gibi hissediyorum, anlıyor musun? Yani eminim o da oğlunu, bu kadar yıllardan sonra oğlunu görmek ister. Yaşını da düşündükçe. Bir dakika, sen asla ülke dışına çıkmamıştın ama, değil mi? Aynen öyle, bu ilk olacak. Sıkıntı şu ki, ha iyi yanından bakarsak biletler alındı ve Savaş Euro biletleri aldı, ilgilendi. Yapacağım tek şey taksiye atlamak ve gitmek sanırım. Ah. Tabii canım. Turist mekanlarında birkaç Japon konuşan da bulursun. Aynen öyle. Yıllar içinde çok Japon mülteciler de oldu. Dürüst olmak gerekirse benim yaşıma bakarsan gitmek isteyeceğim ilk yerde Hawaii olurdu muhtemelen. Şu an Amerikan rüyası hayalleri kuruyorlar. Mata. Bir dakika, senin çantaya falan ihtiyacın yok mu diyor. Evet. Bu büyük gezi için çantamı falan hazırlamam lazım. Bunların da birinin sana söylememesi gerekiyor içi. Hawaii'ye gideceksin ve ne kadar kalacağın belli değil. Kesinlikle çanta hazırlaman gerekiyor. Gitmeden önce bizim Arakawa'nın mezarına da uğrasak güzel olur. Aynen öyle. Gitsem gerçekten güzel olur. Arigatou. Hadi gidelim. Bizim evden çıktık. No. 40 yılın başı bir evimiz olmuştu bu arada ya. No. Taksiye gidiyoruz. Tamam. Hadi Kiryu'yla buluşalım artık. Çok özledim. Gaiden da çok ağlattı beni. İçi seviyorum. Hiçbir derdim yok ama Kiryu. Senin bu kadar sevdiğin kadına saygılarımı sunmak asıl amacım. Umarım başarılı olabilirim. Dua ediyorlar. Arakawa, Hiçbir fikri yoktu Akane-san'ın yaşadığı hakkında. Ne de senin gerçek olduğu hakkında. Hiçbirinin bilmiyordu. Patronun kanından olur mu ya da olmayayım? Fark eder mi ki? İçi, bu yanını çok seviyorum ya. Patrona göre ben sadece benim ve bana göre patron sadece patron. Biz birbirimizi böyle kabullendik. Onun kanı benim kanım. O kadar önemli değil.
Bu bir gerçeği değiştirmiyor. Ya içi. Bu yüzden mi DNA testini yaptırmıyorsun? Senin yerinde olsam yapacağım ilk şey bu olurdu. Ne olursa olsun benim iki babam var ve bu gerçek. Ve patronum hemen benim yanımda. Ve Jiro Kasuga da benimle birlikte. Kimse beni yanına almazken beni o aldı. Ve bu benim için gerçekten yeterli. Ya içi. Hep böyle inatçı oldun değil mi? İçi. Peki o zaman elinde ne var söyle bakalım. Patronun patronu yakmışlar. Patronun küllerini koymuş. Akanesa'ya vermek istiyormuş. Hepsini mi yakmışlar, birazını mı yakmışlar? Mezarı varsa her şeyi yakamamıştır bence. Ya da bilmiyorum Japonlar hiç nasıl yapıyor. Chapter 2 Hawaii Style. Adachi ve Namba'yı bekletmek istemiyorum. İstasyona gitmeliyim. Küçük bir şey aldık. Ülke değiştiriyoruz. Aldığımız çantaya bak. Allah'ım. Hiçbir şey sığmaz ya ona. Ay Nancy. Ne oldu Nancy? Nancy'yi de şey almıştık. Kalbini yakmıştı. Of. Küçük açıyoruz değil mi bir tane? Nancy de şey. Bir tane evsiz vardı. Köpek gibi yanında bunu gezdiriyordu. Sonra biz bunu yanlışlıkla kanaldan atladı diye geri kanala attık. Adam ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Benim en evcil hayvanımı attın diye. Biz de gittik kanalda bulduk, geri getirdik. Adama bir baktık, adam yemeye çalışıyor. Ben bunu yemek için büyütüyordum diyor. Biz de şey dedik. O kadar alışmıştık ki ona. O yolculuk sırasında ölmesine içimiz yağ vermedi. Adamdan bir bentoya satın aldık. O zamandan beri kankayız, bizim evcil hayvanımız Nancy. Şey dedi, beni bırakma dedi. İki tane seçenek vardı. Burada bırak, Hawaii'ye götür. De. Yani Nancy'siz olmaz. Şurada... Neredeydi o? Ha, evin içinde mi? Bakalım benim iş, ben iyiyim ya. Şeye gerek yok. Can yenilememize gerek yok. Aynen öyle. İnsanın kedisi olur. Bizim istakozumuz var. İşte böyle bir insan içi. Cacımda da köpüşümüz var. Tamam, sahipli bir köpüş ama bu adam yine burada. Allah'ım. Sapık. Geçen o ne çektim sende? Sujimon Generation 2. Allah'ım. Sokaklardaki en farklı bir deli. Hiç beklenmeyecek bir şey değil. Ben seni kaç defa döveceğim acaba? Her oyunda bir defa uğrayacak mısın şu köşede bana? Seviye 7 sapık. Mesela birinci seviyede Pigeon Reed açıktı geçen oyunda. Bu kaç seviye sonra çıktı? Ve bu aynen görevler çok geç açıldı ama dövüş çok daha kolaydı. Bu oyunda güzel bir denge yapmışlar. Geçen oyunda gerçekten yoktu o. Geçen oyun şaka için yaptıkları için. Lütfen bir sonraki oyunda karşıma çıkma seni sapık. Bu adamın problemi ne? Bu şehir gerçekten çok çirkin. Sen de mi? Sujimon sensei. Tabii ki seni hatırlıyorum. Tüm deliler bizi buldu. Ya
Bizim adam da şey diyor, seninle beraber gitmiştik hatırlamıyor musun diyor. Ben hatırlamıyorum şahsen. O da diyor ki bizim Adachi de, bu kadar tatlı kız var, onların isimlerini bile hatırlayamıyorum. Bir tane adamı mı hatırlayacağım diyor. Adachi ya. Bu herhalde şey, Pokemon olayını sokacaklar. Bu oyunda Pokemon topluyoruz. Palworld yetmedi. Biz bu adamın bize yüklediği uygulamayı silmişiz. Adam da diyor ki bütün datayı nasıl silebilirsin, hepsi yok oldu bilmem ne. Biz de şey diyoruz ya, bizim telefonun gigabyte yüksek değil, onlar çok yer kaplıyor. Adam dedi ki olur mu öyle şey, tekrar yükledi Pokemon toplama. Bakalım. Bir Pokemon toplamadığımız kalmıştı. Onu da toplayalım. Hawaii ha? Güzel bir yer olabilir mi acaba? Sol yüz yukarıda da Kison var. Kız yayın yapa yapa fanlığını göstere göstere gitti Japonya'ya, seçmelere katıldı. Ve resmen oyuna girdi karakter olarak. Çıldırıyorum ya. Bir şeyi tek de alsan yani Namba. Sosisle yaptığı şeyi sen elindeki şemsiye ile yapamıyorsun. Nereye gidiyoruz? İstasyona. Taksiye atlayacağımızı zannetmiştim ama. Oradaki adam mor. Seviyesi yüksek. Gider ayak ölmeyelim. Az param var. Aynen öyle. Paramızdan da olmayalım. Dragon Engine'in en sevdiğim şeyi. Her şeyi yıkıp dökmek. O gerçekten sosis. Ya ya boss fight'a giderken bana bir gear lazımdı. En iyi o zaman atak veren de sosisti. Sosis aldık. Gerçekten sosis. Sopa sandın. Yani sopa sanılır. Gayet mantıklı. Çünkü sopa olması lazımdı. Maalesef. Aslında sopa olması çok daha mantıklı olan o. Onun işimiz bittiğinde yeriz yani, ne olacak? O kadar yön mevhumum yok ki, geçmişiz yeri. Taksiye mi geldik? İstasyonun önündeki taksiye mi geldik? Evimizin önündeki taksi olmuyor muydu? İçiban her şeyi aldın mı yanında? Yani Hawaii'miş, bazı şeylere ihtiyacın olabilir. Kaplıcaya gidip gelmiyorsun günübirlik. En azından birkaç gece kalacaksın değil mi? Yeterince para falan götürüyor musun? Yani işim biterse alırım. Bize baksana. Önce evsizdik. Şimdi yeterince elbisemiz olmamasından yakınıyoruz. Aynen öyle. Hayatta ilerledik. Eğlenmene bak. O taksi oradan gel. Şimdi değil mi? Yönü. Orası çok uzak. Ben oraya gidemiyorum diyormuş taksi. Tam geçiş dönemiymiş. Başka taksici gelecekmiş. Yemeğe çıkacakmış değil mi diğerlerinin hepsi? Adachi ve Namba partiyi bıraktı. Aynen öyle. Artık yeni kankalarımız olsun ya. Yani Amerika'ya gidiyorsak yeni bir hayat kuralım yani. Yeni hatunlarla falan tanışalım.
Zaten birazcık deneyimsiziz. Bir önceki oyunda çok güzel ezildik. Partimizde Sayeko vardı. Oynadın mı bilmiyorum. Bir defa date'e çıktık. Date'in sonunda kıza evlenme teklif ettik. Kız da bastırıp gitti. Ben seninle mi uğraşacağım diye. İlk date'de de evlilik teklif etmek. Bir de evlilik teklifi de şey diyor. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin, çalışmak zorunda değilsin, ev işlerini bile yapmak zorunda değilsin, hepsini ben yaparım, bilmem ne. Yani olabilecek tüm red flag şeyleri deneyimsizliğinden ortaya saldı böyle. Hayatının yarısı hapiste geçirdiği için arkadaşımız. Yardım etmeye gidiyor. Bir dakika, bir dakika. Hazır değilim, daha kalkmaya dedi adam. Bize bir bakar mısınız? Bu kadar nazik olmanıza gerek yok. Kemerinden tutup kaldırıp bir sumo gibi yerini değiştirebilirsiniz ve çok daha kolay olur. İşte böyle. Gördünüz mü? Size verdiğimiz sıkıntıdan dolayı özür dileriz dedi. Bize hiç olur mu hiç? Ben sizin işinize karıştım, kusura bakmayın dedik. Ne kadar kibar bir insansın içi. Bu işi daha önce yapmış gibisiniz dedi. Evet, eski bir arkadaşım tüm hayatını tekerlekli sandalyede geçirdi. Ona yardımcı olmuştum. Öyle mi? Teşekkürler. Geziye mi geldiniz? Aynen öyle. O zaman gezinizin keyfini çıkarın. Kendinize iyi bakın. Ca. Size de bon voyage. Bon voyage ne? Have a nice trip. Bon voyage. Bon voyage. Ya, içi. Aloha. Aloha. Bir de herkese alohalayacağız. Fragmanlardan gördüğüm kadarıyla sağda adam görüyor, bir selamun aleyküm der gibi aloha. Solda adam görüyor ve aleyküm selam aloha. Allah'ım, çok eğleneceğiz burada. Taksi sürücüleri keşke Japon olsaydı diyor. Kesin bize Japon denk gelir de hikayeyle öyle denk gelmiş olur. 100 yen 1 dolar olarak değişmiş. Tüm paramız Amerikan dolarına değiştirilmiş. Adama bak, 100 yen 1 dolar birebir. Tabi bize 1'e 35 olunca, 35 olmaz umarım, 31'e yakındı en son. Ben ağlaya ağlaya bu oyunu satın aldım. Şuna gideceğim. Aa, nasıl? Benim yol mevhumum yok. Waypoint yapmanız lazım. Yo. Bakabilir misin? Oh. Konnichiwa. Sen Japonya'dansın, değil mi? Beni anlayabiliyor musun? Bunu okuyabilir misin? Adam Japonca iki kelime öğrense bile hiragana katakana mı öğrenmiş olacak içi Allah'ım? Özür dilerim, benim Japoncam iyi değil. Öyle mi, okuyamıyor musun? Çok mu zor? Başka bir taksiyi deneyin. Peki. Zamanını aldığım için teşekkür ederim. Google Translate'e yazsan işini çözerdim be içi. Yandırar. Gerçekten bizim oluşumuz birazcık var ya bizim oluşumuz. Yeterince Omega 3 alamamış. $75 dolar yetmiş. Boyun kaç paraydı biliyor musun? Doğrusunu buldum. Tamam. Çok pahalıydı. Anacığım sağ olsun. Aloha. Bu yaşta anacığımız... Aloha. Neyse. Bunu anlayabiliyor musun dedi. Hı? Do I speak Japanese? Japonca mı konuşuyorum? Aa, okuyabildin. Japonya'dan mı geldin? Tamam o zaman, hadi arabaya bin. Öyle mi? Sonunda. Ya içi... Niye Amerika'da Japonca pankart açıyorsun? Güzelim, aşkım, canım, bir tanem.
Gitmek istediği yer zarfın üzerindeki yer öyle mi? Çok mu uzun olacak yol? Hawaii'deki ilk zamanın mı? Aynen öyle. O zaman adaya hoş geldin. Umarım iyi vakit geçirirsin. Bu böyle diyor da ben bunu biliyorum, tanıyorum ben bu konuşmaları. Bizi kazıklayacak bu yol uzatıp. İlk defa mı geldin diyor. Kesin. Sen Japonya'dan geldin ha? Bu aralar ben de gitmek isterim. Japonya'dan gelen herkese bunu söylüyorsun o zaman ha? O da şey diyor, sesim satıcılar gibi mi geldi diyor. Ama Hawaii'ye baksana. Hawaii dünyadaki cennet olması gerekiyor değil mi? Evet, tüm yıl boyunca etrafta olan ılık hava güzel. Ama Hawaii'nin de kendi problemleri var. Ama doğruyu söylemek gerekirse biz burada Japonyalı turistleri gerçekten seviyoruz. Çok güzel müşteri oluyorlar. Benim annem Japonyalı. Ondan Japonca konuşabiliyor. Ya bilmiyorum, içimde çok büyük bir his var ama bu çocuktan bize bir kötülük gelecek. Hatun ne diyeyim, hislerim ortaya çıktı. Bu adamda bir cacıklık var, ben bunu hissediyorum. Tipi de düzgün değil. Klasik Türk şeyi. Erkek de olsak, kız da olsak tipini beğenmediğimiz insanlara direkt bunda bir olay var diye yapıştırma yapıyoruz ya. Elindeki mektubu bir daha görebilir miyim? Adresi kontrol etmek istiyorum. Tabii, buyurun. Kaç saat oldu? Akşam olmuş. Sen bu taksiyi ödeyebileceğini zannediyor musun içi? Geldik mi? Anlayabildiğim kadarıyla daha köy tarafında değil miydi bu mekan? Hı, öyle miymiş? O zaman sen ödevini iyi yapmışa benziyorsun. Aynen. Yani bu kadar sürmesi imkansız. Adam gaz bitene kadar bizi sürdü, ondan sonra da bizi atacak arabadan. Çık. Hemen çık buradan. İşte bu yüzden Japonları çok seviyorum. Onları birazcık pohpohla ve herkese güvenirler. Ellerimi mi kaldırayım şimdi, ne istiyorsun? Niye, öyle kalabilirsin. Sessiz ol yeter. Telefonunu ve cüzdanını istiyorum. Ve hayır dersen ne olacağını biliyorsun değil mi? Vuracak mısın beni? Sen mi? Gerçekten mi? Adamı ezikledik şu an çok fena. Sana bunu soruyorum çünkü beni vuracağını düşünmüyorum. Bir sürü insan Amerika'nın kovboy tarzı çılgın bir ülke öldüğünü söyler ama bence gerçek kovboylar ne zaman tetiğin çekilip çekilmemesi gerektiğini bilir. Varmaya çalıştığın nokta ne? Öylece aldık. Eğer birinin gerçekten vuracağından emin olmak istiyorsan gözlerin içine bak. Birazcık bunu çalıştıktan sonra anlayacaksın ne olduğunu. Aa, babamız aklımıza geldi. Biz babamız vurmuştu omzumuzdan. Japonların geri savaşamayacağını falan düşündün herhalde. Dedi de bu da akıllı akıllı davranma bana. Göt lalesi. Anılar dırım dırım anılar. Kurgut kebi. Hadi bakalım. Yine iyi vurduk ha. Aa, o da iyi vuruyormuş. Anladım. Peki. Bu çocuk niye bu kadar iyi vuruyor ya? Biz ex-Yakuza'yız. Bu adam kapkaççı bir şey. Yani bizim kadar iyi vuruyor olmaması lazım. Hadi canım. Havalıydı.
Yine aynı şey Allah'ım. Ve bitti. Taksi driver yenildi. 4 dolar. Allah'ım ne kadar az paramız var. Eğer işini daha doğru düzgün yapsaydın seni de güzel, sen de güzel vakit geçirirdin. Sana öyle güzel bahşiş de verirdim. Ama şimdi bana geri ver hemen mektubu. Üzerinde adres olan mektubu. O mu? Kendini polislere ihbar mı edeceksin? Hayır, seni ihbar ediyorum asıl. Ya annemizin mektubunu. Adama bak. Ay, yuttu. Yuttu. Ne konuşması desek ne? Taksi gotosan. Şey dedi, ne dediğini zannediyorsun, seni taksi soyucu bilmem ne çocuğu dedi. Aa, kendi silahını adama attı. Tabi Amerikan polisleri de meşhur ya. Alright smart guy. Arkanı dön. Tamam. Ben sadece şehre geldim. Soyguncu falan değilim. Bizimki de şey diyor arkada. Çabuk bunu tutuklayın, bu soyguncu beni mahvetti diyor. Olaya bak. O adam that man is no thief. O adam soyguncu değil. Bomboyaj adam. İsmi bu. Sizin tutuklamanız gereken taksici asıl. Gerçek suçlu o. Elimde de kanıtı var. Kameraya çektim hepsini. Hemen arkadan kaç. Hemen. Freeze. Benim kıçımı kurtardın. Daha ilk günüm bile değil ama neredeyse kendimi hapse soktum burada. Bunlara başına geldiği için özür dilerim. Ben de aslında şaşırdım bunların olmasına. Ama sen ne yapıyorsun burada? Ben seni takip ediyordum. Ne? Havalimanını bıraktığımızdan beri senin garip görünüşlü bir taksiye atladığını gördüm. Şüpheli mi gözüküyordu? Sadece görerek şüphelendin mi yani? Söylemem gerekirse ben burada doğdum. Yani o yüzden altıncı görüm gayet iyidir buralarda olan şeylere karşı. Yani %100 emin değilim onun hakkında ama sen bana uçakta gayet iyi davrandın. Ben de sana iyi davranmak istemiştim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni kurtardı. Benim adım Kasuga bu arada. Ichiban Kasuga. Benim adım da Mitamura. Eiji Mitamura. İsmin bayağı güzelmiş ha. Nereye gidiyordun Kasuga, sormam gerekirse? Ya evet, adres o mektubun üzerindeydi. Ben... Mektup mu? O adamın yuttuğu mektup mu? Aynen öyle. Adresi bir yerlere kopyaladın mı bari? Yani bu kadar önemli bir şey kaybedeceğimi düşünmediğim için kopyalamadım. Bir dakika, benim elimde bir şey olabilir. Elimdeki montajla uğraşıp ortaya çıkarabilirim. Gerçekten mi? Videoda o mektubu gördüm. Birazcık detaylı uğraşırsam bunu yapabileceğime inanıyorum. Hadi canım. Sence okuyabilir miyiz? Aynen öyle. Bunu benim için gerçekten yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ve bence bunu yapmalıyım da. Ama videoyu büyütmek için laptopuma ihtiyacım olacak. Bu yüzden ayıp olmazsa kalacağım yere gelebilir misin? Tabii ki, sana borç değil mi İçan? Bir de oradan kazık ya İçi. Kaç defa kazıklanman gerekiyor İçi? Oyunun başından beri en az 10 defa kazıklandım İçi. Ah İçi, ah.
Ben burada daraldım, bana geldiler şu an. Kasuga-san, aç değil misin? Yani buraya geldiğimden beri yemedim. Kesinlikle bir şeyler yiyebilirim. Git bir de zehirlen. Neden bunu yapmıyoruz? Ben de bir şeyler yemedim. İlk defa Hawaii yemeği yiyeceğim. Hadi gidelim. Yemeği istediğim bir şey var mı diye. Ben her şeyi yerim. Bence yediğim her şey çok güzel. Hiç yemek seçmem diyor. Bunu duymak iyiydi diyor. Yeri sen seçiyorsan ben de yemeğe hazırım dedik. Ama umarım yani birazcık ucuzdan tutalım çünkü ben fakirim. Aynen öyle, 200 dolardan başka paramız yok. Gezmek çok eğlenceli. Her tip insanla karşılaşıyorsun diyor. Adam keşke yüzüme silah da tutmasaydı, çok daha iyi olabilir dedi. Anlıyorum seni dedi adam. Biz bu kadar yavaş niye gidiyoruz? Yeter artık. Adamın dedikodusunu yapıyorlar. Şey diyor adama, adam o kadar kötü gözükmemişti ya. O da şey diyor, herkes öyle, o gözlerle bakmadı. Kendisi Japonya bir ada ülkesi değilmiş gibi, burası bir ada, belki insanların kalbi daha da geniştir falan diyor, salak gerizekalı. Kandırılmak için yine yer arıyor. Aloha Beach. Aynen yani sırf Hawaii'deyiz diye her yerin adı Aloha olmalı değil mi? Hawaii yemeği diye duyduğunda aklına ne gelir içi? Lokomoko bence. Öyle bir şey duymuştum diye hatırlıyorum. Lokomoko. Yani hamburgerleri ve ekle, yumurtaları olan sandviçler. Ne güzel olur ki 2 saniyede yersin. Ama sadece hamburgerle değil, tavukla da çok güzel yapılabiliyor. Mahi mahi mi? İsmi mahi mahiymiş. Mahi mahi de çok lezzetli bir balıkmış. Ne kadar büyük o kadar iyi diyor. Hawaii'de çok mu meşhur? O kadar büyük bir balığı yakalayabilsem asla susmazdım. Hiç ya. Aynen öyle, çok güzel bir hikaye yapardı. Hawaii'de ne kadar kalmayı planlıyordun sen? Bilmem ki, hiç karar vermedim. Çok uzun zaman süreceğini zannetmiyorum ama. Öyle gezmeye gelmedim yani. Her şeyi anlat, hayat hikayeni de anlat, olur mu? O zaman işe mi döneceksin diyor da, işe hiç dönmeyeceğim. İşimiz yok çünkü, işsiziz. Bu kadar geldim bakalım. Benim annem ve ben gençliğimizde ayrılmıştık. Ve sanırım gerçekten hayatta ve onu görmeye geldim. Elin adamının senin annenle ne işi var? Babamı görüyorum, içinde ve içim yanıyor. Benim babam da böyledir. Herkesle her şeyi konuşur. Yolda kanka olur falan. Sonra dedelerin tanıdığını fark eder. Bu mektupta kaybettiğin adres o zaman annenin miydi? Aynen öyle. Kim bilebilir birisi annemin adresini yiyeceğini? Gerçekten başına çok şeyler gelmiş. Biliyorsun ama bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Yani şu an buradayım. Yeni edindiğim arkadaşımla güzel bir yemek yiyorum. Arkadaş mı? Benden mi bahsediyorsun? Yani senin için okeyse benim için okey. Güzel bir arkadaş oluruz bence, neden olmasın? Kasuga-san peki. Tamam, o zaman sana adresini vereyim artık. Yeni arkadaşımı bekletemem yani. Sana güveniyorum. Aha Adachi ya. Hiç bunu demezdim ama Adachi ile Nanba'yı özledim şu dakikadan sonra. Bu çok iyiydi, teşekkür ederim. İşleri toparladıktan sonra geri geleceğim buraya.
O da eğlendiğin için sağ ol dedi. Bir an ayağa kalkacak zannettim. Ay, şu manzaraya baksana. Bizim oralarda çok gördüğümüz en büyük hava lamb çukurları. O yüzden çok güzel bir değişiklik oldu diyor. Tabii yüzmek zorunda kalınca lamb çukurunda. Eskiden çok basit görürdüm buralarda doğduğum için. Ama tabii ki öyle değil. Burayı aileni mi ziyaret ettin diye sorduk. O da evet dedi. Tabii aileyle beraber kalabilmek her zaman iyidir. Ama tabii Hawaii'ye her zaman gidip gelmek cüzdanı yoruyordur. Evet, aynen öyle. Peki işin bu kadar rahat çalışmana izin veriyor mu? Ben kendi kendime kendi işimi yapan bir mühendisim. Eskiden bir şirkette full zamanlı çalışıyordum ama kazadan sonra zor oluyor. Aa, tabii anlıyorum. Eğer kendi işini yapıyorsan evinden de yapabilirsin. O yüzden rahatlatıcıdır. Kendi işini yapan bir mühendis ya. Umarım paranı da iyi alabiliyorsun. O da ticaret bilir misin dedi. Biz de önceden Hello Work'te çalıştığım için biliyorduk. Sonra atıldık dedik. O da şey diyor. Atıldın mı? Bir iki hikaye. Onu da anlatma. Aa, Tatara Channel'ı bu da biliyor. Tatara Channel'da anlatılan adam sen misin Hello Work'ten kovulduysan dedi. Evet, evet benim. Biliyordum. O kanal bayağı meşhur olmalı o zaman. Evet öyle. Senin gerçekten kötü şeyler yaptığını söyledi ama buna inanamıyorum. Teşekkür ederim inanmadığın için. Gerçekten. Senin yerinde olsam bu işi çözebilmek için her şeyi yapardım diyor. O kızla konuşabilmeliyim. DM mi yazayım çok kıza dedik ama DM attığımızda geri cevap vermiyor. Bizde de her işte bir hayır vardık. Çok umurumda değil aslında dedik. Tek umurumda olan benimle birlikte düşen insanlar. Böyle bir duruma düşürüldüm ve tek umurumda olan arkadaşlarım mı yani? Ya o kadar anime karakteriyiz ki ya. Bu kadar anime karakteri olunmaz hiç ya. O da şey diyor bizim adam da. Ne olursa olsun bu onların başına geldi ve benim yüzümden geldi. Neyse böyle bir havada böyle bir görüntüde kendimizi üzmemize gerek yok. Artık gidelim. Bir ses geldi. Sese doğru gidiyoruz. Ne oldu? Kasuga? Arkadan annesine benzedi. Ne oldu? İyi misiniz? Rüzgar atkısını denize uçurmuş. Benim için çok özel, öyle mi? Hayır, denize bir tanımadığım birisi için tüm kıyafetlerini ıslatma lütfen. Atkısı denize uçmuş ve bunun için çok değerli olduğunu söylüyor. Öyle mi? Tamam o zaman yapayım. İngilizce anlamamıştı. Bizim adam çevirdi, ona da anladı. Ya hayır. Donumuz da var. Nereye uçtuğunu bana söyleyebilir misin? Gidip alıp geleceğim. Peki. Ya hayır. İçi. Bu artık iyilik değil biliyor musun? Bu safsalaklığa giriyor. Tam anime karakteri dediğim gibi. Bulamadık. Bulduk. İyi bari ikinci denemede bulduk. Denizin dibine daldı ve buldu bu arada. Yani kesinlikle birkaç saniye içinde öteki kıyıya ulaşmadı o. O orada bekledi de buldu. Vefat etmiş kocasından bir hediyeymiş. Ona geri verdiğini görmek iyi. Denize böyle atlamak ne düşünüyordun sen? Aynen öyle. İçi ne düşünüyordun acaba canım? Bana yolu gösterdiğin için teşekkürler Eychan. Uzun zamandır böyle bağırmamıştım. Yani onun için de özür dileriz. Hep özür diliyoruz. Özür dileme artık.
Hadi gidelim dedi de bizim adam şey diyor, çıpıldak mı gideceksin? Adam kendi kıyafetlerini giymeyi bile unuttu. Ya çok safsın ya. Çok büyük ağaçlar. Hawaii'de böyle ağaçların olduğunu hep hayal etmiştim. İncir elması mı deniyordu? Cennet elması, cennet elması. Eski oyunda bir tane ağaç vardı ve bir tane ağacın bir tane cennet elması kalmıştı. Bir tane sub story görevlerden de biri şeydi. Bir kız hasta ve o ağaçtaki meyveyi çok seviyormuş. Ameliyat olması gerekiyor. Biz de şey demiştik. Sen geri gelene kadar biz o meyvenin ağaçta kalmasını sağlarız. Merak etme. Burada da onun suyu. Burada bu kadar ağaç var ama diyor hiç meyve falan görmedim. Buralarda öyle cennet elması falan yetişmiyor mu diye soruyor. Bilmem. Hiç düşünmemiştim. Şey sorduk. Peki meyveleri alabiliyor muyuz? Alabilirsin belki. Bilmiyorum. Hapse de girebilirsin. O zaman denemeye değer dedik direkt. Bir anime de görmüştüm çocukken. Çok güzel gözüküyordu. Resmen One Piece ya. Anime de görmüş çocukken. Bu ağaçların meyvesi çok güzel oluyormuş. Hep denemek istemişmiş. One Piece değilse benim adım da Nefise değil. Bak düşerken ayrıldı bile. Hem de içi dop dolu ma maşallah. Maşallah sana. Suyun içiyor resmen orada. Tadı gayet güzel. Sen de denesene İlhan. Yok ben almayayım. Teşekkür ederim. Hadi hadi dene. Tadı güzel. O kadar bağırdıktan sonra boğazın kurumuş olmalı. Öksürmeni o kadar uzaktan bile duydum. O da diyor, duydun mu gerçekten? Duydum duydum. Hadi bakalım. Bu gerçekten güzel. Güzel olur tabii. Hiç böyle ağaçtan direkt kokonat suyu içeceğimi düşünmemiştim. Hiç böyle çocuksu bir şey yapacağımı hiç düşünmüyordum. Uzun zaman oldu. Güzel oldu ama değil mi? Arada azıcık eğlensek kötü olmuyor hani. Resmen içi o çocuk. Hani ailelerin uyardığı, bununla çok takılmayın, sizi yoldan çıkarır dediği çocuk var ya. Evet, o içi. Hem bu kadar saf, hem de bu kadar yoldan çıkarıcı. Hadi gidelim o zaman. Hadi o zaman. Burası çok da güzelmiş diyor da tüm gece boyunca buralar açık kalır. Işıkları da etraftadır diyor. Aynen öyle. Can orada ne oluyor? Lütfen yoluna bak artık. Kadına da dalaşıyorlar, bize de gidip. Bu arada şunu fark ettim. Biraz önceki kadında da bu kadınlar Amerikan gözükmüyor. Bu kadınlar Japon gibi, işte Japon diyorum. Rusyalı kadınları gibi gözüküyor. Bunu çok fark ediyorum. Japonlar kadın çizeceği zaman özellikle Final Fantasy serisinde de bunu çok yapıyorlar. Ruslara benzetiyorlar. Hadi ama kızım korkma. Eğlenceli olacak. Hadi doğru bakar mısınız? Ne istiyorsun? İngilizce de bilmiyor. Lady. Bu kadın kadın lady yapıyor böyle. Ne konuşuyorsun sen be adam diyorlar. Ha? Maybe belki onların da İngilizcesi çok kötüdür diyor. Sen İngilizce konuşamadığından değil içi. Lady kadın sıkıntıda iyi değil. Ya ya yolumuzdan çekil ya da yüzünü karışlarız senin diyor. Bizimki de diyor ki bunu anlamak için İngilizceye gerek yok. Sen ne yapıyorsun Kasuga-san diyor. Eiji-chan. Etrafta dolanı ver. Ben hemen geliyorum. Adam etrafta arabayı sürüver.
Motoru sıcak tut, biz geliyoruz dedik resmen. Muhteşem. Bizim adam da bize destek oluyor. FF'tekiler tam Japon, tam Japon. Ben çizimlerinden bahsediyorum. Yani çizimleri çok Avrupa'yı falan değil yani, nasıl desem. Hafif Avrupa'yı ama Rus kadınları gibiler. Sivri çene, sivri burun, bembeyaza yakın sarı saç. Bu kadınlar da öyle. Amerikan kadınlarına çok benzemiyor. Yani az önceki kadın benzemiyordu mesela. Benim canım okudunuz şu an ama. Bebek gibi işte. Japon kadınları öyle mi gözüküyor? Peki, bebek gibi de. Ben sivri burunu Japon hatunu görmedim mesela. Bizde çok. Arkadan bize ses yapıyor. Başarabilirsin, yapabilirsin diye. Kaydımız kaç oldu? Daha sonra encode yapamıyorum. Kaydı yenileyelim. Ben şeyi merak ediyorum. Fragmanda bayağı üzerimiz çıplak bir şekilde kıyıda uyanıyoruz ya. O hale nasıl düşeceğiz? Solda yayın açık. Orada 1-2 saniye delay var. Çok doğal bir şekilde. Elim şey yapıyor oradaki Y tuşunu görünce, hemen basasım tekrar geliyor Y'yi. adamlar bizi rahat bırakın falan dedi. Bizim çocuk da şey diyor, çeviriyor işte, bir daha yapmayacaklarını söylüyor falan diye. Bizimki de şey diyor, ben İngilizceyi çözdüm mü ne? Bu işi yapıyor mu? Falan yapıyor. Baksana, işte Rus kadını gibi. Teşekkür etmene gerek yok, sağ olasın diyor. Kadın ötekine teşekkür etti. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Sen çok yakışıklısın diyor. Hawaii kadınları böyle mi oluyor? Hawaii kadınları birazcık koyu tenli, kıvırcık saçlı. Tenleri birazcık tuzdan hafif kızarmış. Çünkü denize sürekli girip çıkıyorlar. Olmuyor mu? Ben bilmem aga. Çok iyi. Benim bildiğim kadarıyla Hawaii'ler zaten Amerika'ya dahil edişleri de çok garip. Hiç savaşmadan farkında bile olmuyorlar Amerika'ya dahil edildiklerini. Daha yeni yeni, bir dakika biz ayrı ülkeydik, nasıl olduk dediler. Hatta aralarında bazı gençlerden biri şey diyor, biz ayrı bağımsızlığımızı mı siz yapsak? Şöyle bir save alalım. İlan etsek falan diyorlar. Bakalım kaydımız kaç dakika olmuş. 53 dakika. Tamam. Kaydı kapatıyorum. Hemen devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayınız.